8 Haziran Cumartesi günü yapılan seviye belirleme sınavı sonuçları dün gece açıklandı. Kimi öğrenci hüsrana uğradı, kimisi de sevinçten yerinde duramadı. İşte Marmaris birincisi Tuğba Genç'te aldığı 492,972 puanla aynı zamanda Muğla İl dördüncüsü oldu. Sınavda büyük başarı sağlayan Tuğba'nın bugünkü ilk işi ise ilçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ı ziyaret etmek oldu. Ekranın başında tuşa bastın. Evet. Gördün, ne yaptın? Göremedim ben. Aslında ben baktım. Ama biliyordun galiba değil mi? Çünkü sende öyle duruş var yani. Kendi arkadaşlarıma sormuştum. Bunlar aslında iyi değil. Ama hani bilmiyorsun ki en fazla kaç kişi... Ya aklına hiç böyle geçiyor muydu? İlçe birincisi olamayayım acaba? Yani hedefliyordum ama olurum gibi düşünmüyordum. Aldoğan SBS kontenjanlarının artırıldığının da müjdesini verdi. Az önce sonuçlara baktım. İlçemize gerçekten çok güzel dereceler almış öğrencilerimiz. Bu arada hemen sizlerle paylaşmak isterim. Öğrenci kontenjanlarımız arttı. Onu da ben yazılı olarak sizlerle paylaşacağım. İlçede Anadolu 4 Anadolu Lisemizde öğrenci kontenjanımız arttı. Bu da daha fazla öğrencimizin ilk tercihine girmesi yolunda büyük bir imkan sağlayacak. Hemen bugün gelen faksla hemen bize sizle paylaşıyorum ilk olarak. İlçemizdeki ortaöğretim Anadolu Liselerimizde 68 kontenjan daha verildi. Nurettin Gencer Anadolu Lisesi 16, Hacı Ali Erkan Anadolu Lisesi 8 ve 6, Sabancı Anadolu Lisesi de 28 olmak üzere ilçemizde 68 öğrencimize daha kontenjan açıldı. Aldoğan ayrıca Marmaris'in SBS'de şimdiye kadar edinmiş olduğu başarılarla ilgili bir açıklama yaptı. Geçen yıl ilde 3. sıradaydık. Biz tabii yani 3. sıralar falan bizi tatmin etmiyor. Bunu hep söylüyoruz ama bu çok değişken, çok az puan farklarıyla oluyor. Çok virgül farkıyla oluyor. İlk 1'de olduk 2 yıl üst üste. 2'de olduk, 3'de olduk. 4'e hiç inmedik Allah'a şükür. Ama tabii biz çocuklarımızı herhalde yarış atı gibi görmüyoruz. Yani biz onları çok seviyoruz, koşulsuz seviyoruz. Yani. Sonuçlar açıklandı. Öğrencilerimiz gerçekten çok heyecanlı bir süreç yaşadılar. Onun için onların yani bu heyecanlarına, işte onları sorgulamak. Çünkü bu saatten sonra sınav sonuçlarını sorgulamak pek bir şey getirmiyor. Bundan sonra hedefi doğru koymak, sıralamayı tercihi doğru yapmak çok önemli. Ve ondan sonra da yine programlı bir şekilde hayatlarına devam etmeleri. Biz, Tuğba bizi çok mutlu etti, yüzümüzü güldürdü. Kendisine bundan sonraki yaşamında öncelikle sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Ondan sonra da başarılarla dolu bir gelecek diliyorum. Aldoğan, sınav günü öğrencilere moral vermek için Sabancı Lisesi'nin kapısında beklediğini ifade etti. Kapıda böyle her okulu bölüşmüştük, biz görev dağılımı yaptık. Sabancı Anadolu Lisesi'ndeydim. Her gün öğrencimize böyle bir dokunmak istedim, yani yüreğine dokunmak anlamında. Somut olarak da onları ellerimle yerleştirdim. Marmaris'te bulunan özel bir kolejin öğrencisi olan Tuğba, edindiği başarısında emeği geçen tüm öğretmenlerine teşekkür etti. Program hazırlamıştık rehberlik servisindeki hocamla. Onu daha çok dikkate aldım. Yani belli saatlerde, belli aralıklarda çalışma şekli derslere göre. Haftanın 5 gününü bölmüştük. Tabii öyle çok da ağırlıklı ders yaptırmadı tabii hoca. Kitap okumaya belki biraz daha ağırlık verdi rahatlatmak için kendini. Genç, rehberlik öğretmeniyle birlikte bir program hazırladıklarını ve o programın bu başarıyı elde etmesinde büyük rol aldığını söyledi.